Herkese selamlar. Arkadaşlar yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Goblin'e geldim. Gelir gelmez hemen bir 10 saniye içinde bir tane buz aldık. Ufak bir darlanma yaşayabiliriz burada. An ve an bir şey olsa ben size tekrardan kayıt açıp göstereceğim. Aşağıdan bir okçu geçiyor. Bizim okçu vurdu. Ben de vuracağım. Bırakmayacağım gitsin. Yattı zaten. Yani çevreden artık kim geçerse vuracağız. Hiçbir şekilde buradan şey yapmayacağız. İzin vermeyeceğiz arkadaşlar burada durmasına, bakmasına, izlemesine. Çünkü bir şekilde bize baskın geliyor izledikleri zaman. Devam edelim bakalım daha neler olacak. Aşağıda asaslar var. Şimdi bakın bir tanesi yattı burada. Birkaç tane daha var. Lupumuz yok herhalde. Ben bir nova atacağım birazdan buraya. Okçu arkadaş herhalde loop atmayı unuttu. Aynen şimdi geldi loop. 4 tane asas vardı. Herhalde bize gireceklerdi. Bir tanesi atınca vazgeçtiler demek ki. Arama devam ediyoruz. Bir gelişme yok derken bir tane asas kendini bizim biçimimize Angel basarak intihar etti. Ben hemen Priest'ten bir 10k kaldırayım. Aynen. Priest'e bıraksam herhalde Charlar yatacaktı. Aynen. Gene ben bastığım halde yeni açık diye benim tıklamamı kabul etmedi. Az kalsın yatıyorduk. Arkadaşlar slotu yorumlayacak olursak ben aşırı şekilde slottan çok memnunum. Birincisi coin olarak, ikincisi boost olarak ve ayrıyetten güzel çöpler de atıyor. İşte kırdırmalık gem de atıyor, abyss gem atıyor. Yani 2K civarında para atıyor. Slot çok güzel benim için. Çünkü ben burada birçok karakterimi çalıştırıyorum. Hepsi bir masraf baktığınız zaman. Gerçi 2 saatten ne masraf çıkar falan filan hiç umurumda değil ama yani genel olarak sizlere yorum amaçlı söylüyorum ben bunu. Slot bence güzel şu anda. Bir devam edeceğim bu şekilde. Ortalama bir 20 dakika falan oldu. Ara ara darlamalar geliyor gördüğünüz gibi. Ama tabii ki de ben burayı 2 saate tamamlamak istiyorum ne olursa olsun. Devam et, farma devam edeyim. Bir şey olursa, bir gelişme olursa tekrardan kayıt açacağım sizlere. Evet, ara ara aldığımız tepkilerden birini alıyoruz şimdi. La ne oluyor yazmış arkadaş. Bazen buradan geçenler abi sen manyaksın, sen delisin, sen ne yapıyorsun falan filan gibi yorumlar yapıyor. Benim bunlar hoşuma gidiyor açıkçası. Çünkü bir farklılık yaratıyorum ben bu oyunda. Güzel yorumlarınız için, şaşırmalarınız için çok teşekkür ederim. Bu şekilde devam edeceğiz zaten içeriklere. Arkadaşlar JR'den geldik. Ben şimdi magelerimi tek tek çekiyorum. Bir BP int priest'imiz var burada. Ben video aldığımı kendisine söyledim. Benim umurumda değil. Ne yapıyorsan yap dedi. Şimdi bir asas geldi ona dalıyor. Ben charlarımı çektiğim için herhangi bir karşı atak yapmayacağım okçuya. Şimdi tekrar o öldükten sonra charlarımı açtım geniyelerini. Zaten okçu da yattı. Yani asas yattı gördüğünüz gibi. Şimdi ben priest'i kovalayacağım. Eğer devam ederse priest rezlemeye çalışırsa. Büyük ihtimallerde rezlemeye çalışıyor. Ben bir şuna bir bakayım gideyim. Yani slotu bir saat zaten duracağız burada. Bir saat müsaade istedim. Yok ben salmam slotu. Babanın slotunu tarzında yorumlar yaptı. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi şu priest'i de bir oynayalım. Zaten okçusu kalktı. Herhalde yatacak kendisi de. Şimdi ben bir yakın gireyim diyecektim. Neyse öldü. Bir devam edelim. Biraz darlamalar arttı JR'den sonra. Şurada asasın birini kovalıyorlar herhalde. Bir Brodokilere falan spike mı attı ne yaptı bilmiyorum. Bak ordu geldi adamın peşinden. Kill bizde kaldı. NP'mizi aldık. Farmımıza devam edebiliriz. Kayıtta değildim bu arada. Bir tane STR Priest ve Asas gelmiş. Bizim mageler yatırmış. Ben de şimdi yeni fark ettim. Kayıtta olmadığımı. Benim bir tane mage ayrı dalıyormuş Genie yüzünden. Genie bazen yürütüyor çarı biliyorsunuz. O Asas'ın biri baya bir daldı. Alamadı zaten. O kesese kadar biz onu kestik. Darlanmaların arasından sonra bir boost'umuzu aldık arkadaşlar. Bu ikinci ya da üçüncü boost oldu. Çünkü bazen kayıtta atlamış olabilirim. Güzel oldu. Bu arada seri boost atıyor. Geleli çok olmadı JR'den sonra. Abi adam ölümüne üstüme geliyor. Tam 68 canım kaldı. Verilmiş sadakamız varmış 68 can. Aşağıda yine bir darlanma yaşanıyor. Tabii ki de yani bu kadar magin içine girersen tek yemem normal dostum. Dostlarım slot biraz rahatladı. Şunu da keselim. Boost'umuzu alalım. Devam edelim. Aşağıda yine bir slota giriş şeyi var herhalde. Baskını var. Radarlarımıza yakalandı ve yattı. Bu arada bizim okçu da maşallah ne vuruyor lan. Darlanmanın ardından güzel bir boost daha alıyoruz. Boost yağıyor bu slotta. Ben anlamadım nasıl bir slot bu. Coin'i var, çöpü var, boost'u var. Maşallah. 1 saat oldu geleli. 5 boost oldu. Yani 5 ya da 6 boost oldu aynen. Caster 2 geldi okçunun birinden. Bir Nova'mızı atalım. Nerede bu adam ya? Heh, şurada karşıda. Bir skill atayım derken. Ben daha atamadan benim mageler zaten tek lead arkadaşı. Priest'ini mutlaka devam etmemiz lazım. Yoksa öyle gelip rezleyebilir. Başımıza bela olabilir. Priest'i de taunt attı. Çok güzel böyle devam. Böyle güzel derken birden abi 3-4 asas rahat var orada. Ben buradan vurabildiğimi vuracağım. Yani çarların bazıları yatacak. Onu da yapacak bir şeyimiz yok. Bu da kaçmadan aldık. Güzel.
Yani 3 kişi mi? Aynen 3 asas da almış. 3'e 2 aldık. Bence gayet iyi. Adamlar bu arada dizili arkadaşlar. Yani benim magilere göre baya bir elitler. Burada da bu artı 1000 HP'mizi alalım temizinden. Burada ne olduğu hiç bilmiyorum. Hiç görmedim ama bizim magilerin biliyorsunuz radarına giren direkt indiriyorlar. Şu anlama gelmesin. Sadece biz kesiyoruz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben burada kaç tane baskın yiyorum. Şimdi mesela bir baskın daha geldi. Yani ben burada vurabildiğimi vurayım. Minova'mı atayım. Skill'imi atayım. Vuracağımı vurayım. Artık o saatten sonra yapacak bir şeyimiz yok. Şu asas kaçmadan alırsam süper olur. O asas kaçtı. En az bir canla kaçtı rahat. İçimizde bir asas daha vardı. O da öldü. Abi yeri geldi. Darlandık. Kesildik. Geri geldi. Kestik. Şunu söyleyeyim. Aşırı bir asas darlanması yaşadığım zaman oyundan büyük bir soğuma yaşıyorum. Çünkü yoldayken bile tekliyorlar. Yani ben hep kesiyorum gibi görünüyor ama sizlere yeri geliyor bir de çok kesiliyoruz arkadaşlar. Yani biz dediğim benim magilerim çok kesiliyor. Ama en sonunda da amacımız neydi? 2 saat Goblin'de farmımızı atmaktı. 2 saat ben farmımı attım. Şimdi gelenleri topluyorum. Gelenlerin toplamını sizlere göstereceğim. Ondan sonra artık sizin şeyinize kalmış. Beğenip beğenmemek slotu size kalmış. Ben slotu çok beğendim. Hemen gelenleri sizlere özetleyeyim. 11 tane buz geldi. 10 M para geldi. 29 tane kırmalık gem gelmiş. Slot güzel mi? Bence çok güzel. 2 saatte 10 M artı 11 tane buz kasmışız. Yani bu slot daha bize ne verebilir? Tartışılır bu. Stonegolem'den sonra tabii ki de favorim bu slot. Goblinler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi yarın tabii yarın devam edeceğim. Evil Wizard denemeye çalışırım. Dark Mare, Avuç denemeye çalışırım. Bakalım neler çıkacak. Herkese selamlar tekrardan. Arkadaşlar çarşamba günü saat 8-9 arası aşırı bir darlanma var slotlarda. Sunegolem'e gidiyorum. Bir parti asas geliyor. Başka bir yere gidiyorum. Bir parti asas geliyor. Başka bir yerde başka bir slota gidiyorum. Yani bir 10 dakika duruyorum. Tekrardan bir büyük bir parti geliyor. Böyle elit itemli falan. Aşırı bir sıkıntı var slotlarda. Bir şekilde ben burayı farmlamaya çalışacağım. Evilde çok duramayabilirim çünkü buraya da çok gelen oluyor. Burada çekeceğimi çekeceğim. Oradan artık başka bir yere gideceğim. JR'den sonra geleceğim. Yani JR'den sonra biraz daha rahatlıyor slotlar. Artık ne yapabilirsem sizlere an ve an işte kayıtları da göstereceğim. Şimdi ben Evil'de bir başladık. Hemen bus aldık gelir gelmez. 5 dakika içinde. Umarım güzel içerik çıkarırız bugün. Konuşmaya dalmışken bu arada bir tane asas kestim ben. Bir de şimdi bir tane daha asas kestik. Ya bunlar çok fazla elit item olmayan sıradan normal itemli insanlar. Arkadaşlar diğer slotta minik değil büyük bir darlanma var. Yani bütün slotlarda humanlar var yoğun bir şekilde. Şimdi bu tarafa geldim bizim CZ arkası. Hemen bir bus aldık slottan. Devam edeceğim. Bu arada dışarıdan iki kişi aldım. Görevleri varmış. Herhangi bir göreviniz olduğunda denk gelirsek bana PM atın. Sizleri alırım partiye. Bu arada bir tane adam geçiyor. Okçu onu da aldık mı? Aldık. Güzel oldu. NP'miz geldi. Yani ne zaman göreviniz olsa bana yazabilirsiniz. Eslant olsun, CZ olsun. Her türlü ben size yardım etmeye çalışırım. Merak etmeyin. Canlarım evini bıraktım. Çünkü içimden böyle drop almak gelmiyor yani. Çıkmayacakmış gibi hissettim. O yüzden bıraktım. Avuç'a geçtim. Avuç'a da bir okçu grubu geliyor. Asas grubu geliyor. Bir tanesini kestik. Güzel. Benim okçu lan tek başına yukarıda ne yapıyor anlamadım. Benim magilere yakın oynaması gerekiyor. Bakın bir kişi daha yaklaştı. O da öldü. Şuradakine bir 70 skill'i sallayalım. 1400 vurdum ama ölmedi. Ha burada bir kişi daha yaptı. Ne oluyor lan? Herkes ölüyor. Şuraya bir Nova sallayalım. NP bizde kalmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Ben okçumu bir çekeyim abi. Bana bir save atsın. Ben okçudan hemen Priest'ten bir kür atayım kendime. Güzel oldu. Yani buradaki avucu bırakacağım büyük ihtimalle. Çünkü karşıdaki boş. Karşıdakinde şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Dark Mare'yi birleştirip keseceğim abi şeyle avuçla. Çok güzel bir estetik şeyler çıkaracağım sizlere. Görüntüler çıkaracağım. Şimdi geldim. Bir başladım burada. Bakalım buz alabilecek miyiz? Hatta bence hemen buz çıkabilir burada ya. Yemin ederim içime doğdu. İlk buzumu aldım arkadaşlar. İlk buzun şerefine bir BM keselim. Belki drop alırız. Ya çıkacağı bir şey yok. Çıkacağı en fazla bir şart iyi bir raptor ama. Olsun biz gene de boş kalmayalım. Eğer boş kalmasın. BM oldukça çekeceğim. Bakalım ne çıkacak. Pot aldık. Süper. 7K'da para atıyor. Ya burada daha çok coin oynamak istiyorum ben Dark Mare'de. Çünkü burada kardinaldir, işte avuçtur. Hepsini kesiyorum. Hiçbir sıkıntı yok. 10 numara dönüyor slotu. Slot yaşamıyor. Bu arada benim ejderler zaten direkt tek atıyor kardinallere. Çok güzel oluyor yani. Kardinalleri de kesmek de ayrıca işte 5-10K bir gelir yani baktığın zaman. Abi ben bir DM daha çekeceğim. Çünkü slot gördüğünüz gibi boş kalmıyor. Bir de mageler slot lazım abi kesmek için hızlı hızlı. Bir de DM'yi kesmek bana ayrı bir zevk veriyor. Bilmiyorum sebebini. Sanki böyle bir boss kesiyorum da içinden böyle değişik bir item alacakmış gibi hissediyorum.
Bir Iron Bow geldi. İşte hep böyle atsa bir iyi ve mi arada tek tük çok güzel olacak. Çünkü çok seri dönüyoruz biz. Bakın DM kalmadı, yaşamıyor da. Ha, bir tane çıkmış şimdi, onu da çekeceğim. Yani sürekli böyle DM'yi kesiyorum ben. An ve an işte drop geldi, bir şey çıktı falan. Size tekrar göstereyim. Şunu da keseyim ben size arkadaşlar. Bir dakika. Şunu da keseyim. Belki bundan bir şey alırız. Gerçi az önce iyi aldık. Bundan da bir drop alır mıyız bilmiyorum. Yani ağaçlar yaşamadığı için magiler de boş kalmasın istiyorum. Komple bütün DM'leri tek tek çekip keseceğim ben. Böyle devam edeceğim. En azından coin'i güzel. Vortex Bow aldık. Güzel. Devam edelim. Bakalım daha neler alacağız. Bir tur daha bir DM çekeyim, sizlere göstermek istiyorum. Belki bir şey alırız. Geliyor şu an. Ya bunu normalde ağaçta çeksem daha iyi olur aslında ama. Dur bakalım. Neyse, sıkıntı yok. Zaten yata neden olmuyor magelerden. Hızlı hızlı dönüyoruz slotu. Ağaçta varken Minova kaldıralım. Viper Staff geldi. İşte Viper Staff yerine abi başka bir şey at ya. Güzel bir Raptor Maptor at. Hadi bir DM daha çekelim. Bakalım ondan bir şey alabileceğiz. Çıktıkça çekiyorum. Ara ara kayıt açıyorum sizlere. Aslında full kesiyoruz arkadaşlar. Yani böyle tek tük kesmiyoruz. Bildiğiniz abanıyoruz yani Dark Mare'ye. Zaten ağaçlar yaşamıyor. Şu karşı taraftaki ağaç boş olursa toplu kesmek istiyorum orayı. Abi gene bir pot attı. Çift çift pot atıyor. O güzelliği de var şeyin, Dark Mare'nin. Güzel bir boost da geldi. Maşallah akıyor. Yani çok güzel şu an slot. Bir busun şerefine bir DM daha çekelim. Gel bakalım buraya doğru. Bir Nova koyalım. Ağaç varken Nova atmak hoşuma gidiyor. İkisine birden vuruyorum çünkü. DM'yi kestik. Abi sen de güzel bir drop ver. Vermedi. Olsun, bir boost aldık. Bu arada çok güzel boost alıyoruz. Daha çok fazla olmadı geleli. Toplasanız bir 20 dakika 30 dakika falan oldu. Hadi bir DM daha çekelim abi. Bir tur daha deneyelim. Belki bir drop alırız. Çıkan avuçlar direkt tek yiyor. Bu arada Estant'a göre çok güçsüzler. Hemen ölüyorlar. Ne atacaksın bize Dark Mare? Avuçun durumuna bakalım. Pot var. Dark Mare'mizde bir şey var mı? Deep Scar. Satarız. 300-400k temiz cebimize geldi. Böyle devam edelim bakalım. 5 dakika oldu. Drop alamıyoruz arkadaşlar. Şu DM'yi çekeyim. Belki ha, bir boost geldi. Güzel. Boostlar gelmeye devam ediyor bu arada. Ben belki arada kayıt atlıyorumdur. Göstermediklerim vardır. DM'leri çekmekten çok bakmak istemiyorum o tarafa. Çünkü DM'nin bir zevki var. Ayrıca bir şey var. Böyle zevki var. Boost atma derdi. Bir şey atma derdi. Bilmiyorum. Çok hoşuma gidiyor benim. Şöyle. Bu arada buradaki slot boş. Burayı bir Nova ile çekeceğim ben. Hazır kimse yokken. Toplu toplu keselim yani avuçları. Of. Çok vurdu. Öleceğim galiba. Güzel 10k geldi Priest'ten. Ben şunları bir blok yemesem, çekebilsem güzel. Üçü daha geldi. Tam bu üçünü biz her türlü keseriz şimdi zaten. Benim mageler falan yardım ederler şimdi bana. Ejderler de vurmaya başladı. Artık bu saatten sonra dönmez avuç. Her taraf kutu. Bakalım. Hadi bir boost at ya. Bu kadar kutudan. Ne attı? Pot attı, bar attı. Hiçbir şey atmıyor. Bir DM daha çekelim. Bu arada bir ton attım, geldim tekrardan çarları tepeledim. Herhangi bir darlama olmadı, kimse gelmedi, bilginiz olsun. Çarları içe çektim. Güzel bir MD'miz geldi. Herhalde slotu kesmeyince kendine geldi slot. Bir MD attı bize. Bir tane daha çekiyorum. Bakalım ondan ne gelecek. Yani bundan da bence bir drop daha alırız gibi geliyor bana. Çok yüksek vuruyor DM ama. Ya çok seviyormuş slotu kesmeyi ya. Hadi oğlum güzel bir silver bar at bari hadi. Ne attı? Çift pot attı. Neyse canı sağ olsun. Arkadaşlar bir buz daha alıyoruz. Yani Ağuç ortalama bir 5-10 dakikada bir tane buz atıyor bize. Yani bu CZ'deki Ağuç Estant'a göre çok çok daha farklı. Yani çok güzel drop atıyor. Hem güçsüz falan filan derken. Yani güzel para kastırıyor bize. Ayrıca Dark Mare de kesiyoruz. Arka tarafta Kardinal kesiyoruz. Yani şu an çok güzel gidiyor slot. Ya ben her boost çıktığında boost'un şerefini sizlere ekran kaydı açıyorum. Yani bu Dark Mare'yi de sizin gözünüzün önünde kesip bir drop alıp alamayacağımıza bakmak istiyorum. Hemen kesip kaydı keseceğim burada. Yani buradaki ağaç slotu boş. Asas Warrior'u darladığı için bırakıp gitmiş. Burayı bir Nova ile çekeceğiz. Bakalım drop alacağız mı? Çok güzel vuruyor arkadaşlar. Yani ben güçsüz dedim ama birden 4 tane saniyanda vurunca her an ölecekmiş gibi oluyorsunuz. Yani şunlar gitmeden inşallah çekebilirsem süper olacak. Bir Nova atamıyorum. Yani o kadar iyi değilim magede. Neyse hepsini çektik sayılır. Bir tanesi tek kaçtı. O kadardan bir şey olmaz. Hadi buradan bize bir buz çıkar mı? Bir buz istiyorum. Evet. Aynen. Ya bizim slottan çıktı buz bu arada. Karşıdaki adamın şeyinden çıkmadı. Olsun. Temizinden bir buzumuzu aldık. Devam edelim. Bakalım daha neler çıkaracağız. Buzun şerefine kayıtlı bir Dark Mare keselim. Bakalım bir drop alabilecek miyiz?
Yani ben Dark Mirror'dan istediğim Raptor bu arada. Geri kalan droplara ihtiyacımız yok. İyi be, çok pahalı değil. Şart çok pahalı değil ama bir Raptor atarsa güzel olur. Bakalım ne alabileceğiz. Evet. Pot attı. Olsun. Çok geçmeden bir buz daha alıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Buzun şerefine tabii ki de bir Dark Mare daha kesiyoruz. Yani biz zaten kesiyoruz da ben kayıt olarak size açıyorum Dark Mare kesimini. Gel oğlum buraya. Hadi bakalım. Belki bir drop alabilir miyiz? Alabiliriz. Hadi bizim arkadaş açsın kutuyu. Sizin şansınıza bakalım ne çıkaracak. Ne çıktı? Herhalde bekletiyor bizi. Shell çıktı. Olsun. Shell de iyidir hiçbir şeyin çıkmamasından. Arkadaşlar DM'yi çektim. Kayıtta değildim o sırada. Bir MD daha aldım. İkinci MD'miz oldu bu Dark Mare'den. Şimdi siz de izlerken bir tane daha kesmek istiyorum. Drop alırım belki diye göstermek için. Belki bir şey atarsın. Bu arada Nova'yı atalım. Avuç'a da vuralım. Avuç'tan belki bir şey çıkar. Avuç'tan bir şey çıkmadı. DM'yi bizim arkadaş açacak. Şansımıza ne çıkar? Hiçbir şey çıkmadı. Sadece pot çıktı. Yan şeyler, avuçlar boş. Sever miyiz? Severiz. Bir Nova ile alalım bunları biz ufaktan. Magellan'ın içine çekeceğim şimdi bunları. Bu arada ben çok hasar yiyorum bunlardan da. 2-3 tür canım bir K'dan dönüyor. Şimdi burada bir 6-7 tane avuç var. Buz çıkabilir mi? Bir ihtimal buz da alabiliriz bu slottan. Yani bu kesimden. Şunu da ben bir keseyim içime kadar çekmişken. Bir toplayalım bakalım neler var. Son bir kutu kaldı. Drop almadık olsun. DM'nin doğmasını bekliyorum. Bir tane geldi. Şimdi ben bunu Ice'da çekeceğim arkadaşlar. Az önce kestik. Hiçbir drop alamadık o kadar avuçtan. Dedim bir de DM çekelim abi. Yani resmen çift slot avuç dönüyorum. Bir de DM dönüyorum üstüne. Yani dropları zorlayabildiğimiz kadar zorluyoruz. Neler alabiliriz diye. Ne aldık? Hiçbir şey almadık. Arkadaşlar toplam 1,5 saat Avuç artı Dark Mare döndük. Bir de Kardinal vardı yanında. Kardinal'ın kutularına bazen koşup yetişemedim bile. Çünkü çok hızlı ölüyorlar. Tek yiyorlardı. Bence çok güzel bir farm oldu. 1,5 saat içinde kaç tane buz kastık. Ben şimdi tek tek karakterlere bakıp onları toplamakla uğraşmayacağım. Direkt sizlere ne kadar geldiğini alt chatten yazıp göstereceğim. Arkadaşlar Avuç'tan toplamda 1,5 saatte 10 tane buz kastık. Çok güzel bir rakam baktığınız zaman. İşte karakter başı da ortalama bir 800-900K yani 1000 civarında bir para kasmışız. Yani Avuç'un ve DM'nin bize kazandırdığı 1,5 saatte çağ başı 1M diyebiliriz. Yani toplamda 8M desek oradan. 10 tane de buz kastık. Bence çok güzel geçti slot. Bir 30 dakika daha kalsak belki daha çok bus alabilirdik ama gece saati dolduğu için şeyden çıkmak zorunda kaldık. CZ'den çıkmak zorunda kaldık kapandığı için. Bence çok güzel bir farm, çok güzel bir bölüm oldu. Ben bu karakterlerle her gün 150, 170, işte geri geliyor 120 civarına bir para kasıyorum. Ben bu parayı ne yapıyorum? Şimdi ben bunları arkadaşlar depoda biriktirdim. Geçen 30 GB'ye yakın bir para oldu elimde. Gittim 8 Simit Hammer 7 Lupus aldım. Ek olarak item almaya devam edeceğim. Ben bir tane Int BP dizmek istiyorum. Neden? Çünkü Int BP ile ilgili güzel planlarım var. Farklı bir içerik üreteceğim sizlere. Yani Mage'nin yanı. Hemen yanında. Örnek veriyorum. Bir CZ'den farm videosu atarken yan taraftan da içine bir BP videosu sıkıştıracağım. Yapılmayan bir şey var. Onu yapacağım. Sizlere onları göstermek istiyorum. Ortalama 60-70 bölüm sürecek bir şey yapacağım. Int BP ile sizlere. Umarım o seriye başladığım zaman o da sizi dikkatinizi çeker ki benim yaptığım farklılıkları biliyorsunuz. O da dikkatinizi çekeceğinden eminim. Sözlerimi bitirmeden önce ufak bir selam eklemek istiyorum arkadaşlar. S27 okçu arkadaşımızın oğlu varmış Cengiz Han. Buradan ona selamlarımı iletiyorum. Videonun sonuna geldik. Öneri yorumlarınızı bekliyorum. Abone olup like atmayı da unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Büyük bir emek verdim bu videoya. Umarım güzel like, güzel yorumlar gelir. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.